depremde tam 22 günü geride bıraktık değerli izleyenler. 22 günde değişen çok fazla şey olmadı. İnsanların acısı halen devam ediyor. Aslında bu 22 günde devletin ya suç mu işliyoruz acaba? Devletin yaptıklarını bir araya getirsek bir ceviz kabuğunu dolduracak nitelikte değil. Ama devlet yetkilileri tabii ki depremle ilgili yalan dolan açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu arada değerli izleyenler Malatya'da Bugün e, bir yeni bir deprem meydana geldi, 5.6 şiddetinde. Bunu artık artçı deprem denmez ve e, 29 bina bugün yıkıldı. Allah'tan o binaların içerisinde vatandaşlar yoktu ve gündüz vakti iyiydi. Bir kişi yaşamını yitirdi, bir fabrika fabrikada enkaz altında kaldı. E, 69 yaraların olduğu bilgileri AFAD tarafından paylaşıldı e, ve büyük bir panik yaşandı. Sadece Malatya'da değil, Malatya ve çevresindeki bütün illerde o e, hissedildi bu deprem ve bu deprem yetkililerden e, ziyade bu işi, işi bilen profesörler, depremle ilgili araştırma yapanlar e, diyor ki bu depremler daha büyük bir depremin müjdecisi ya da e, habercisi e, diye yorumluyorlar. Bingöl depremine sürekli olarak bu son 1-2 haftada dikkat çekiyorlar. Bilmiyorum bu konuya ilişkin devlet nasıl bir önlem aldı ya da alacak mı? Hepimiz izliyoruz değerli izleyenler. Tabii ki sadece e, 22 günü geride bıraktık. Erdoğan 22 gün sonra yine bölgeye gitti ve bölgede bu kez acıklı acıklı konuştu devlet yok diyordu vatandaşlar. Biz değil yani. Mağdur olan vatandaşlar devlet yok diyordu diye biz de öyle haber yapıyorduk. Yani bunlar görüntülü, sesli, kendi kimliğini gizlemeden halkın dile getirdiği e, haberlerdi. Biz de devlet nerede diye soruyorduk, haberler yapıyorduk. Erdoğan bir süre önce Kılıçdaroğlu'nu kast ederek, Kılıçdaroğlu demişti devlet nerede diye vatandaş bağırıyor. O da demişti be namussuz be bilmem ne falan filan insanın ağzına alamayacağı şekilde küfürler etmişti. Ee, ve Erdoğan bugün itiraf bir itirafta bulundu değerli izleyenler. Dedi ki ilk birkaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Kusura bakmayın. Ee, lütfen hakkınızı helal edin dedi. Tam 22 gündür biz devlet nerede? Devlet yeteri kadar zamanda müdahale etmedi diyoruz diye AKP'nin satılmış trolleri bize saldırıyordu değil mi? 22 gündür aralıksız bir şekilde bizim bütün sosyal medya hesaplarımıza saldırıyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Vatan hainliğinden bölücülüğüne kadar hızlarını alamadan bizi Ermeni bile ilan iler ediler ki Ermeni halkı ayrı bir halk, biz ayrı bir halk olmamıza rağmen bu derece dehşete düşen, bu derece zavallaşan bir ordu üzerinde sürmüşler adam. Bugün Erdoğan'ın kendisi itiraf etti ve helallik istedi. Bakınız. Onun ağzından onun helalliğini hep birlikte dinleyelim. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden birisi de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Allah bizi affetsin. Kandırıldık diyorlar. Allah sizin belanızı versin be. Allah sizin belanızı versin. Vallahi bu, bu Selahattin Demirtaş'ın bu videosu ee, nereden çıktıysa bilmiyorum hakikaten de ya. Siz hakkınızı helal ediyor musunuz? Mesela ben şahsen benim de hakkım var. Niye? Ben de bir vatandaşım. Arkadaşlarımız, çevremiz yaşamını yitirmiş. Üzülmüşüz. insanlara acımışız değil mi? İçimiz paramparça olmuş. Benim hakkım sana zehir zıkkım olsun. Varsa hayır, yoksa da zaten bir şey olmaz. Eğer şu kadar da varsa, şu kalemin ucu kadar varsa benim hakkım sana zehir zıkkım olsun zehir ve zıkkın birlikte birleştiği zaman biliyorsunuz en e, acı şeydir. Ee, helal eden varsa da helal olsun. Bir şey diyemiyoruz. Helal helal edene biz zorla helal etmeyin demiyoruz ki ama benim şahsen birazcık varsa eğer, bilmiyorum var mı yok mu da belki vardır, bilmiyorum. Vatandaş olarak olabilir. Her vatandaşın hakkı var aslında. Sana zıkkının körü olsun. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi değerli izleyenler tabii ki Abbas yolcu. Abbas yolcu, Abbas iyi de yolcu yani ben size söyleyeyim. Böyle bu e, Abbas yolcu neden yolcu? Bugüne kadar devlet nerede diye, devlet geç kaldı diye e, haber yapanı, konuşanı adam küfür etti, hakaret etti. Değil mi? Vatan haini ilan ettiler hepsini böyle. Susturdular. Yayınlara çıkarmadılar. Falan filan. Şimdi bugün e, Türkiye İşçi Partisi bir pankart daha yayınladı. Onu yine ekrana getireyim. Dedi ki ne diyor pankartta? Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Helallık istiyorum cümlesini kullanmıştı. Az önce Erdoğan'ın bu cümlesine karşı Türkiye İşçi Partisi diyor ki helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız diye. Sosyal medyada bugün bu da rekor kırdı. Onu size şimdiden söyleyeyim değerli izleyenler. Şimdi bir e, tabii ki bütün bunlar konuşulur konuşulurken Erdoğan bölgeye giderken Deflet Bahçeli Bey durur mu ya? durmaz. Nihayet gitti bölgeye devlet Bahçeli Bey binlerce kişinin korumasında gittiler yani. Bütün yolları kapattılar. Bütün böyle acayip bir bütün her tarafı e, neymiş efendim işte iki tane iki lider geliyormuş. Türkiye'yi yöneten iki lider geliyormuş ve o depremzedelerin depremzedelerle görüşmeye gittiler. Ama depremzedelerden ziyade AKP görüştüler maalesef diyelim. Ve Devlet Bahçeli orada dedi ki Türkiye 20 günde ayağa kalkmak üzeredir dedi. Ay Allah'ım be. Ya gerçekten bu adam iyi mi değil mi bilmiyorum. Promptör var mıydı yok mudu bugün konuşmasında sanırsam promptör yoktu. Olmadığı için Devlet Bahçeli dedi ki promptör olmadığı için dedi ki bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Bugünkü Türkiye milletiyle barışmış bir Türkiye'dir. Üç önemli konu vardır. Birincisi beslenme. İkincisi barınma, üçüncüsü emniyettir. Şu anda Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzere, Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Alakaya maydan olsun. Cümle bu, damı bu. Arkadaşlar, ben uydurmuyorum. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir, nokta. Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız. Alakaya maydan olsun. Bağlantı kurabiliyor musunuz? Önceki cümle ne? 21 günde Türkiye'ye kalkmak üzere. Peki bu 21 gün öncesinde Türkiye neredeydi devlet bey? Orada bir cesaret edip bir depremde de yaklaştırmıyorlar arkadaşlar. Şimdi onların çevresine yaklaşan depremzedelerin hepsi AKP'li. Bir AKP'li gidip AKP'liye bir MHP'li gidip bir MHP'li ekran karşısında soru sorar mı? Sormaz. Rencide eder mi? Etmez. Çevresinde Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin çevresine toplananlarının, Hepsi kendi partilerinden bulmuşlar, getirmişler. Önceden hepsini dizmişler, ayarlamışlar. Tabii ki e, Bahçeli'de 21 günde Türkiye e, ayağa kalkmak üzere. Niye Devlet Bey? İlk günde neden Türkiye ayağa kalkmadı? Ya da siz yöneticiler olarak, bu ülkeyi yönetenler olarak, iktidar olarak İlk günde neden Türkiye ayak kaldırmadınız? Hala 21 günden sonra ayak kalksan ne olur? Kalkmasan ne olur? Allah akıl ve fikir vermesin, vermediği gibi olanı da alsın. Ne diyeyim ben? Bu laflara karşı insanın midesi bulanıyor. Bu siyaset falan değil. Ya bu halka destek vermek, halkı sevmek, vatanın milleti bayrağı sevmek falan değil. Bu akıl dengeyi yitirmektir. Bu farklı bir şeydir. Ya bu, bu, bu başka bir de Yani ben bunu açıklamasını, açılımını yapamıyorum. MHP'li arkadaşlar kusura bakmayın yani. Siz gerçekten kendi partinizi seviyorsanız, vatanınızı, milletinizi ve bayrağınızı seviyorsanız, ben gerçek MHP'lerden bahsediyorum. Böyle bu çakma milliyetçilerden de bahsetmiyorum. Çünkü çakma milliyetçiler bilinçli insanlardır. Bazen onlarla e, bilinçli insanlar değildir gerçekten milliyetçiliği bilip milliyetçiliği yapanlar insan tartışabiliyor, konuşabiliyor. Bu çakma milliyetçiler acaba bu adamın gerçekten de bu sizin liderliğinizi hak ettiğini düşünüyor musunuz ya? Düşünmüyorsunuz biliyorum ama siz de bir yalakasınız bir şey demiyorsunuz. Diyemiyorsunuz demiyorsunuz. Neyse. Şimdi o bir yana da Erdoğan bu görüşmelerden sonra ayarlamışlar. Böyle e, milleti sıraya dizmişler arkadaşlar. Tamam. Milleti sıraya dizmişler. Erdoğan Görüntülerde de var paylaşmayacağım. Para dağıtıyor elle bir cumhurbaşkanı. Biz paketi anladık, çay attın milletin kafasına anladık, kutuları attık, oyuncakları attın. Ne bileyim her türlü şeyi yaptın da bir cumhurbaşkanı o mağdur insanlara toplamışlar. Çala çocuk böyle para dağıtıyor, para. Böyle bir şey yok. Nereden geliyor bu paralar? Cebinden mi çıkıyor? Yok. Çıkıyor? Yo. Ee, nasıl olsa deprem için siz para gönderdiniz ya. E tabi Erdoğan şu anda o paraları size geri gönderiyor. E, veriyor. Ne kadarını veriyor? Milyonda birini veriyor. 3 bene bir sene. O mesele. Size söyleyeyim ben. Değerli izleyenler tabii ki Erdoğan'ın bu helallik açıklamasından sonra HDP'den de bir açıklama geldi. Halkların Demokratik Partisi e, hakkımızı helal etmiyoruz açıklamasında bulundu ve Erdoğan'ın bu söylemleri üzerine e, dedi ki kendi sosyal medya hesabında HDP yaptığı paylaşımda e, deprem vergilerini amacı dışında kullananlara, inşaat lobilerine milyonlar aktaranlara, binlerce insanın donarak ölmesine neden olanlara, Afad ve Kızılay'ı arpalık olarak kullandıranlara, imar afları çıkaranlara hakkımızı helal etmiyoruz diye paylaşım yaptılar. Şimdi HDP bu paylaşımı yaparken, pardon kirli nereden çıkıyor arkadaş nereden gidiyorsak bu kirli önümüze çıkıyor ya. Vallahi hayret bir şey ya. Değerli izleyenler, Selahattin Demirtaş'tan şok bir paylaşım geldi. Nasıl? Selahattin Demirtaş Erdoğan'a helal etti. Selahattin Demirtaş Erdoğan'a helal etti. Nasıl mı? Sosyal medya hesabında biraz önce Selahattin Demirtaş aynen şu açıklamayı yaptı. Ben sana helal olsun ünlem var. Parantez içerisinde. Ben sana helal olsun diyorum Erdoğan. Yüz bin insanın ölümünden sorumlusun ve bırak istifa etme, etmeyi halen aday olmayı düşünüyorsun. Hiç utanmıyorsun helal olsun be ünlem işareti diye. Valla Erdoğan'a verilmesi gereken okkalı bir cevabı Salatin Demirtaş veriyor. Ben sana helal olsun parantez içerisinde ünlem diyorum Erdoğan. Hakkını helal etmiyor. Helal olsun diyor ve e, vermesi gereken cevabı veriyor değerli izleyenler. Şimdi Süleyman Soylu yani namı değer Selahattin Demirtaş'ın deyimiyle Kirli Bey'e geçelim. Biliyorsunuz dün önceki gün AKP'nin ee, nasıl söyleyeyim dengesi bozulmuştu. Niye önce Fenerbahçe taraftarları e, hükümet istifa Ya bu arada babam içeride bağırıyor yemin ediyorum. Ben korktum bir şey mi oldu? Dinliyorsunuz değil mi? Sohbet ediyor normal ama nasıl bağırıyor? Kim gelmiş? Birileri gelmiş. Misafir gelmiş demek ki. Bak 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 bak. Ben nasıl kamera alayım gideyim onu çekeyim size. Yemin diyorum Nasıl bağırıyor ya? Ben dinliyim bir dakika ne diyor böyle hararetli hararetli bir şey diyor yani. Ses gelmiyor mu size? Bana geliyor. Ben acayip yani. konstantem de aldı. Helal olsun ya. 90'lık insanlar böyle işte. Valla böyle taş gibi böyle konuşuyor. Taş gibi bağırıyor böyle. Normal şey değil ama yani, böyle acayip böyle. O, o bütün ev diyor böyle. Bravo yani. Tamam. Neyse. <laughs> Devam edelim. Şimdi Süleyman Soylu'nun e, dengesi bozuldu. AKP'nin dengesi bozuldu. MHP'nin dengesi tamamen bozuldu. Önce Fenerbahçe taraftarları istifa istifa diye yeter artık ulan diye bağırdılar. Ardından hiç kimse beklemiyordu Beşiktaş'tan. Dün Beşiktaş taraftarları da. Hükümet istifa diye bütün stadyum böyle var ya ayaklandı böyle muazzam görüntüler vardı. Hatta oradaki o oyuncakların komple stadyuma doğru atılması da kendi başına güzel bir eylemdi. Vesaire. Ne oldu tabii ki hemen ardından Yiğit o çıktı. Devlet Bahçeli Beşiktaşlıymış Ben bilmiyordum. Beşiktaş'tan oysa ki e, e, daha önce Beşiktaş'ı övücü tweetleri bugün paylaşıldı değmiyor size göstermeye. Ve çıktı Beşiktaş'tan istifa ettiği MHP Genel Başkanı Yalçın istifa etti. MHP'li milletvekiller sıraya girmiş istifa etmek için, YİDO'ya destek vermek için. Velhasıl dün gece MHP yönetiminin Beşiktaş'ta üye olan herkes e, bastı istifasının üyelik şeyini üyelikten çekti. Fakat benim aldığım bir haber, bir izlenim, dün geceden beri en az 12 bin insanın yeniden Beşiktaş'a üye olduğuna yönelik. Fenerbahçe üyeleri son iki günde 12-13 bin artmış diyorlar. Bu da işin başka bir tarafı. Şimdi tabi Devlet Bahçeli bu kükremeleri yaparken stadyumlara kapatın. Gerekirse seyircisiz oynatın. Tabi Türkiye senin babanın malı nasıl olsa, senin emrinde tek adam Erdoğan değil sensin. Biz bunu biliyoruz da kapatın gitsin gerekirse böyle şöyle işte şey yaptı. Lef ugef yaptı. Tehdit etti ve Konyaspor'dan açıklama geldi. Dedi biz vatan millet Sakarya bayrak için falan filan neyse. Devlet Bahçeli'nin o açıklamasına yönelik olumlu bir cevap verdi. Türkiye'de bütün takımlara bu gönderilmiş sadece Konya Spor açıklama yaptı. Ve e, Ferenbahçe'ye yetkililer de bugün açıklamaları yaptılar. Bizim kimseden bir korkumuz yok, çekilmiyoruz. Kimsenin ağzını bağlamayacağız gibi açıklamalar da yaptılar. Tabii ki e, Süleyman Soylu durur mu? Durmaz. Niye? Kirli yöntemlerini devreye sokacak ya. Kirli bugün çıktı. Resmen e, deprem meselesi varken deprem bölgesinde adam resmen e, tehdit etti. Tribünleri, tribünlerdeki o izleyicileri, seyircileri, taraftarları tehdit etti ve dedi ki deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz. Hodri meydan dedi. Bir içişleri bakanı bu kelimeyi kullandı. Kendi halkına karşı Hodri meydan kelimesini kullanan bir kirli adamdan bahsediyoruz değerli izleyenler. Kirli adam evet. Ya, e, yanlış bir terim kullanmıyorum bu. Sayın Demirtaş'ın bu lakabı gerçekten de yakışmış. Bu adam çok kirli bir adamdır. Bu adamın Türkiye'ye şu kadar şu kadar bir e, menfaati olmamıştır, olmayacak da. Bunu sizler iyi biliyorsunuz aslında. Ha biz kendimize dert de ediyoruz o başka. Halbuki bize ne yani ne haliniz varsa görün yani. Fakat bize de dokunuyor. Bizim insanlarımıza da dokunuyorlar. Bizden uzak olsalar eyvallah diyoruz. Ve bu kirli çıktı. Resmen tribünlerdeki o insanları tehdit ediyor. Hodri meydan dedi. Lan sen e, boğa güreşine mi çıkıyorsun sen? İspanya'da mısın? Kendini İspanya'da mı zannettin Silo? Yani kiminle sen güreşiyorsun? İnsanları güreşe mi davet ediyorsun? Ya da ne oluyor? Bir İçişleri Bakanı asayişi sağlayacağına, o insanların sesini dinleyeceğine neymiş efendim? Hükümet istifa demişler. E bin kez hükümet istifa. Sen insanlara varsayalım ki stadyumları kapattınız siz. Tamam mı? Yasaklama getirdiniz. Seyircisiz maç oynattınız hadi. Eyvallah. Peki insanların bu telefonunu susturabilir misin? Kirli. Sosyal medyayı hadi kısıtladın. İnsanların hesaplarını engelledin, kapatmaya çalıştın. Peki sen 30 milyonun, 20 milyon insanın hesabını kapatabilir misin? Engelleyebilir misin? Yok. Böyle kirli işler yaparak, insanlara hodri meydan çekerek bu işi çözemezsiniz. Artık bir işiniz bitti kardeşim ya. Kabul edin bu işi. Abbas yolcu gemi batmak üzere kirli. Bunu sen çok çok iyi biliyorsun. Ya benim bu kelimelerin biliyorum bazılarının zoruna gidiyor. Hoşlarına da gitmiyor değil aslında. Biliyorlar Süleyman Soylu'nun kirli bir adam olduğunu. Aslında biliyorlar da hani dile getirmekte biraz daha böyle çekiniyorlar. İşte ne olur ne olmaz. Süleyman Soylu bizi tuttuklar bilmem ne yapar. Haklısınız da bir anlamda. Ama gerçekten de bu adam kirli bir adam. Türkiye'nin başına ben olmuş bir adamdır bu. Ve adam gider ayak hodri meydan diyerek sokakları karıştırmak istiyor. Binlerce, 30-40 bine yakın futbol sever var değil mi Türkiye'de? takım tutan yani. Ya hepsini ne yapacaksınız? Siz öldürecek misiniz yani? İnsanlar size isyan ediyor. Aa, çaç insanlar. Ya insanlar aç. Bir tostu 120-115 TL insanlar alıyorsa bu mesele bitmiştir. Bir ekmek 5 TL olmuş kardeşim ya. Ne konuşuyorsunuz siz yani? Dolayısıyla gidicisiniz, gitmişsiniz ve gideceksiniz. Başka da sizin yapacağınız hiçbir iş yok. Bakınız İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu Yine polisler tarafından etrafı sarılmış çok iyi bir bir şey yapıyorlar. Polisler var ya acayip görevlerini yerine getirdiler. Bakar mısınız? Diye bu zorbalık cinayeti işleyenlerin suçu açığa çıkmasın diye saraydaki. <laughs> bir milletvekili değerli izleyenler bu bir milletvekili ve bir polis e, ablukasında e, kalkanları Süleyman Soylu bu kalkanlardan bahsediyor. Bu kalkanlar Süleyman Soylu'nun babasının kiraladığı kalkanlardır. Türkiye Cumhuriyeti devletine hibe etmişler Süleyman Soylu'nun babası ve kendisi e, el, alın teriyle bu kalkanları satın almışlar ve bu kalkanları sadece getirip milletvekillerine e, karşı böyle milletvekillerini ablukaya almak için kullanıyorlar. Bunlar Süleyman Soylu'nun ürettiği kalkanlardır. O yüzden kalkanlarından bahsediyorum? Süleyman Soylu'nun kalkanları bunlardır. Şimdi bir arkadaş ekrana bir şey yazdı. Ben e, katılmıyorum buna. Dedi ki, ne diyor? Kaybettim. E, kel kafalılar tehlikeliler dedi. Yok enkaz. Cık, olmaz. Şimdi öyle dediğimiz zaman birçok insan ekranda şu anda kel. Bak ben de artık kel olmak üzereyim. Yani az kaldı. Saçlar bitti. O yüzden olur mu yani? Şimdi Türkiye'de en az 20 milyon kel insan var ve o keller arasında çok değerli kellerin büyük bir kısmı aslında değerli insanlarda. Süleyman Soylu kel değil. Süleyman Soylu gri gri. Kel nedir ya? Kellik bir şeydir. Birçok insana kellik yakışıyor ama Süleyman Soylu gri gri ya o e, bazı vejun he ya vejun zan çenesi o e, hayvanı vijun. e ne karın reyda bıçın ya sa eee milliwan paş have kevin yalingiwan. Tek o kirlici eve yani. E, İnsanın yani, ki vijune O gurrie yani ki laf yok oldu mu ya? Bak Bilal başta keldir yani mesela e, ne bileyim o yüzden aman aman mesela Askeray Demir burada mı? Askeray Demir abimiz de keldir yani. Öyle diyelim. Bilmiyorum gerçi de hani tahminen söylüyorum bunları. Şimdi ekranda bizi izleyip bir sürü kel arkadaş var. Benim kellere karşı kesinlikle bir şeyim yok olur mu ya? Kel arkadaşlar siz onurlu insanlarsınız. Yani bazı insanlar var kel olmalarına rağmen onursuzdur. Ama ben inanıyorum ki siz onurlu insanlarsınız. Onurlu olduktan sonra kel olmuş ne olur? Sırma saçlı olmuş ne olur? Mesela Erdoğan sırma saçlıdır değil mi? Saçlarını tarıyor. Böyle hatırlarsanız birkaç gün önce deprem şeyine bölgesine giderken çadırda saçını fırçalıyordu. Tarak da değil fırçalıyordu falan filan beni konuşturmayın, beni tuzağa çekmeyin bak gerçekten de yayını e, aksatıyoruz, çok ayıp ediyoruz değerli izleyenler önemli haberler var, lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın, size söyleyeyim ben bakınızı e, tekrar söylüyorum ayrılmayın, e, çünkü e, önemli haberler var depremde 3 gün sonra yaşamını yitirdi, ölüm tarihinde 6 Şubat yazıldı evet Pazarcık'ta depremde üzerine petek düşen ve hastaneye kaldırılan 9 aylık bebek İyi denilerek önce eve gönderiliyor, 3 gün sonra yaşamını getiriyor. Bakınız bebeğin e, annesi e, neler anlatıyor. Deprem günü Pazarcık'ta Memişözal Mahallesi konutlarda kendi evimizdeyiz. Hani uyandığımda her yer sallanıyordu zaten, direkt çocuklara koştum. Biri 4 yaşında, o uyandı zaten kendi yürüdü. Biri 2 yaşına bir de 9 aylık kızımı ben kucakladım. Ben uyandığımda benim kızımın üzerine petek düşmüştü. Hani dedim aşağı indirelim bir çocukları hastaneye götürelim biraz hava aydınlansın. O an bir kara bulut var ki saat dört buçukta falan artık aşağı indik arabalarda oturmaya başladık. Saat sabahın dokuzu ya da dokuz buçukta hastaneye gittik pazarcı hastanesine. Benim kızımın üzerine dedim petek düştü bir bakar mısınız yani korkuyla gittim ki çok korktum bir şey olacak diye. Benim kızımın sadece yüzüne böyle uzaktan bakıp kızın iyi bir şey yok dediler. Ben o anki durumda hiç düşünemedim yani kızımın öleceğini. İkinci ayın altına bizi gönderdiler hastaneden. Biz köye gittik. Köyde kaldık. 2-3 gün baya benim kızım iyiydi yani oturuyordu, kalkıyordu. Çok güzeldi. Üçüncü gün, ikinci ayın dokuzunda ben kızımın mamasını verdim. Kızım oynadı, uyuttum. Uyuttuktan 5 dakika sonra benim kızıma baktım nefes almıyor. Yine pazarcı hastanesine getirdiğimde hani baktılar müdahale ettiler yarım saat falan. Başınız sağ olsun kızınızı kaybettik deseler bana ilk gün zaten bana diyorlar ki kızın depremden öldü. Tamam bu bir doğal afet olabilir ama madem depremden öldü neden ilk gün bu kıza bakılmadı. İlk gün baksalardı belki kızım şu an yaşıyor olacaktı. Bana pazarcı hastanesine deselerdi ki senin kızın kötü ya da bir baksalardı tomografi olsun bir baksalardı yani. Elini değdirip baksaydı bile benim zoruma gitmezdi. Bana deseydi ki nereye deseydi ben yürüyerek o hastaneye giderdim. Anladınız değil mi? Yazıklar olsun ya. Doktorlar iyi diye eve gönderiyor. Ve üç gün sonra bu bebek yaşamını yitiriyor. Ne acılar var. Ben o yüzden diyorum bu depremde öyle acılar var ki, öyle felaketler var ki bizim e, aklımız... E, almaz inanılır gibi insanın inanası gelmiyor değerli izleyenler maalesef öyle Evet e, asker arkadaş e, ne demiş asker Aydemir hemen cevap veriyor görüyor musunuz e, Süleyman Duman kel Adem Bey'dir demiş Doğru bak ben kel oldum gerçekten saçlar artık kalmadı Eskiden biz de lüle, lüle saçlıydık ama asker Aydemir Bey Vallahi bilmiyorum sizi görmedim için şu anda bir karar veremiyorum ama söz yayından sonra bana bir fotoğrafınızı atın ben bir bakayım. WhatsApp numarasını atın. Telefonu var sizde. Size rağmen e, zahmet bana atın. Ben bir dahaki yayında sizin kendinize ilişkin bir yorum yapayım. Çünkü e, neredeyse ilk üyelerimizdensiniz. Bu arada er, Ergin'in bir uyarısı var. Ergin arkadaşının uyarısını ben size aktarayım. Diyor ki beğeni az. Vallahi Ergin haklısın da gözüm ne yapalım? Yani insanlarımız Bırak beğeni insanlarımız bir imza kampanyasında imza atmaya bile üşeniyor. Bizim bu Kürt halkı var ya. Ciddi söylüyorum bir kampanya başlatıp yani 70 milyon Kürt var. Diyelim ki Kürdistan özgürleşsin mi özgürleşmesin mi? Ya emin olun siz 5 milyon insan bulamazsınız. Niye üşeniyorlar? Nasıl olsa adam yapıyor işte asker de Aydemir de yapıyor. Ne bileyim e, enkaz da yapıyor gezmiş de yapıyor. Yeterli ben yapmasam da olur. Hayır kardeşim sen de yapacaksın. Bir etkinlik oldu mu bir beğeni midir, bir gitme midir, bir okuma mıdır, bir şey midir? Yani kendiniz de katın ki damlaya damlaya göl olur misal. Biz her şeyde böyleyiz. Ya aklımı ah, ne? Ne olsa. Delal Ahmet siz zaten beğeni yapıyorsunuz. Siz sürekli gelirler. Ciar, Ciar ben yaparım değil yapmanız gerekiyor yoldaş. Neyse arkadaşlar o tabii işin espri tarafı da. Şimdi önemli haberlerimizde kaldığımız yerden devam edelim. Sansür yasası ile ilgili ben bu yasa çıktığı zaman sizlere uyarmıştım. Kamuoyuna yönelik bir gözaltı füryası başlayacağına yönelik sürekli uyarı haberleri yapmıştım. Osmaniye'de Mutlu Şehir Osmaniye internet sitesinin yöneticisi gazeteci Ali İmat ve kardeşi gazeteci İbrahim İmat depremzedelere yardım için gelen çadırların bekletildiğine ilişkin yaptıkları sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek Gözaltına arındılar. Osmanlı adresine çıkarılan İmet kardeşler savcıya yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla iddiası ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi bugün. Ali ve İbrahim İmat suh ceza hakimliği tarafından aynı gerekçeyle tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Depremle ilgili paylaşım yaptıkları için bu savcıya ben şunu sorayım. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı itiraf etti. Dedi ki evet biz devlet olarak bazı şeyleri zamanında yapamadık, geç kaldık, helal edin hakkınızı demesine rağmen siz hangi hakla bu gazetecileri e, çadırlar bekletildiği zamanında yerine ulaşmadı, haberleri yaptıkları için tutukluyorsunuz? Sizin Allah'tan korkunuz yok mu? Yok. Sizin insanı anlamda bir insanı değeriniz, bir bağınız yok mu? Yok. Kimden korkuyorsunuz biz biliyoruz. Yolunuza devam edin. Ne diyelim yapacak bir şey yok. Gerçekten insanın sinirini bozan e, şeyler. Yani buyurun. AKP'nin deprem planıyla ilgili zaman zaman haber yapıyoruz. Ben bu depremin AKP için bir velinimet olduğunu, Allah'ın bir lütfü olduğunu sürekli söylüyorum. Arka, arkasındayım bu söylemin. Zorlarına da gitse arkandayım. Neden? AKP'nin deprem bölgelerinde yapılmasına planlarının yer aldığı e, yapılaşma planlarının yer aldığı TOKİ ve GÜODER tarafından hazırlanan AFET bölgesi tasarım alanları rehberine göre yıkılan kentleri kalyon başta olmak üzere iktidara yakın şirketler inşa edecek. Ben ta iki hafta önce bunu uyarmıştım. Demiştim ki AKP'ler mutlu. Gülmelerinin sebebi o. Hatırlarsınız değil mi? Ziyaretlerde hep böyle sırıtıyorlar. Gülme de değil. Sırıtıyorlar. Süleyman Soylu, Erdoğan, baş, e, AKP Genel Başkanı Yardımcıları, AKP'liler, milletvekilleri. Bunları biz teşhir ettikten sonra bir hafta sonra AKP'li bakanlar sakal bırakmaya başladı. İlk birkaç günde değil hatırlarsanız. Gidin videolara izleyin. Ama biz o haberleri teşhir ettikten sonra sürekli haber yaptıktan sonra AKP'liler bu kez halka biz alandayız. Bakınız biz çok üzüntülüyüz ve tıraş bile olmuyoruz görünümünü vermek için bir haftalığına tıraş olmamaya başladılar. Süleyman Soylu'nun tıraş olmasını bile son dakika gelişmesi olarak haber yapan bir çukur medyadan bahsediyoruz. Evet evet. Süleyman Soylu'nun tıraş olmasını son dakika haberi olarak ekranlara taşıyan bir çukur medyasından bahsediyoruz değerli izleyenler. Ve evet bu deprem AKP için Allah'ın bir lütfi oldu. O toplanan onca paralar, o devasa paralar, gelen yardımlar, yiyecekler, içecekler, stoklar, çadırlar, aklınıza gelebilecek prefabrik evler. Nerede bunlar Allah aşkına? Nerede olduğunu az çok öğrendik dünden beri neymiş? Kızılay bunları önce alıyor, ondan sonra satıyor. Sattıktan sonra da sattığı kurumlara diyor ki, hayır sen dağıtamazsın dağıtımını tekrar bana getir ben yapacağım diyor. Anladınız değil mi? Kızılay bütün yardımları kendi bir tek elden topluyor dışarıdan içeriden nereden gelirse gelsin. Gerek para olsun gerek diğer kuru fasulyeye kadar. Bakınız kuru fasulye. Bugün Levent neydi o sanatçının ismi e, unuttum her neyse o da artık yavaş yavaş zaten bir şeye girmeye başladı. E, türbülansa girmeye başladı. Size söyleyeyim. E, neydi ismi onun ismini bir yazar mısınız? O sanatçının ismi. E, Haluk Levent. Evet Haluk Levent bugün katıldı Fox TV'de. Zaten adam öyle şeyler söyledi ki mide bulandırıcı şeyler. Hiç böyle AKP toz kondurmadı. Biz gittik devlet zaten her yerdeydi. Böyle ben bu iftirayı atamam dedi falan filan. Yalanlar uydurdu. Oysa ki ilk tweetleri bambaşka şeylerdi ve onu da ayarladılar. Yani İkinci bir ha, e, Ahmet Hakan vakasıyla karşı karşıyayız. Haluk Levent'i de kaybettik ben şimdiden söyleyeyim. Adam ne yaptı? Haluk Levent'e millet para gönderdi onun e, kurumuna. O kurum ne yaptı? E, Kızılay'a, Kızılay'dan mal satın aldı. Kızılay devletin yardım kuruluşudur değil mi? Kızılay demek yardım kuruluşu demek. İnsanlara bedavadan mal vermesi gereken, çadır, yiyecek, içecek her neyse bedavadan vermesi gereken bir kurumken... Kızılay ne yapıyor? Halka bu parayı vermedi. Bu yiyecekleri, içecekleri, çadırları, araç gereçleri, neyse her ne varsa sivil toplum örgütlerine, bu yardım kuruluşlarına dedi ki, "Gelin bende var." Onlara sattı. Sattıktan sonra dedi ki, "Sattım da bunların dağıtımını ben yapacağım." dedi ve Kızılay'ın damgası üzerinde olmak şartıyla. Filmi görüyor musunuz? Bu cepten al, bu cebe koy. Biz o yüzden bu e, depremin başından beri ben o yüzden sürekli dedim yani kardeşim Kızılaya, Afada ya da devletin kurumlarına para verdiğiniz zaman o devletin kurumlarına verdiğiniz paralarınız sadece AKP'nin cebine giriyor. Yani devletin cebine girmiyor diyorduk. Birileri kızıyorduk. Basın kızmaya devam edin. E, mesele öyle karışık değil yani. Bu Allah'ın bir lütfiydi. Bu deprem yapılanma işinde de yaralanacak olanlar yine AKP'lerdir. AKP'li esnaftır, AKP'li inşaat mühendisleridir, AKP'li e, e, büyük şirketlerdir, AKP'li firmalardır, AKP'li çizerlerdir, AKP'li bilmem nedir. Dönüp dolaşıp o evlerin yapımından, çimentosundan, e, ne bileyim demirinden, işçisinden, gücünden ne varsa ki on binlerce konuttan bahsediliyor o çarkta dönen bütün para yine AKP içerisinde e, devredilecek. AKP'liler korkunç zengin olacak. Çünkü bu işi AKP'li firmalar alacak yapacak milyarlarca dolardan bahsediyoruz değerli izleyenler. Şimdi bir e, ekrana bir video getireceğim. Mezopotamya Haber Ajansı'nın bölgeden çektiği ve Malatya'da bugün 5.6 depremden sonra halk isyan etti. Lütfen bu sesi iyi dinleyin değerli izleyenler. Allah'ından bulsunlar diyor bir vatandaş ellerim kopsun onlara oy verdim diye Allah benim belamı versin. Onlara oy verdim ise lanet olsun dedi. Allah'ından bulsunlar. Benim bu ellerim kopsun olduğuna oy verdim. Allah evet. benim de belamı versin. Benim. Onlara oy verdiğim diye lanet olsun. <dürüldüğün> şey Var mı yani kimse? Ee, şu an de devam bize. ediyor. Ee, <laughs>

Alo. Alo. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adam çobanla görüşüyor. Adam çoban diye biri yok. Adam kara çoban var. Adam, Adam kara çoban var. Evet. evet. Buyurun. Bak, bir şey diyecektim. Ya, bu mesajdan kasaptan bir şey geldi, bir şey duydum da. Buyurun. Çok önemli bir şey. Bir dakika bekleyin. Bir saniye bekleyin. Yayındayım. Bir saniye. Birkaç saniye bekleyin lütfen. Buyurun şimdi sizi dinliyoruz. Canlı yayındasınız ona göre. yok biz canlı yayındayız şu anda. Daha sonra görüşmek üzere. Tamam iyi akşamlar. Arkadaş belki 20 defa aradı. Yani ben de herhalde çok acil bir şey var sandım. Neyse bu arada değerli izleyenler Asker Aydemir arkadaş bana fotoğrafını atmış. Tabii ben size göstermeyeyim. Yine de arkadaşın rızası olmaz belki. Bakayım. Valla benim ben daha kelim ondan. Hakikaten de. Eğer tabii ki aktüelse ha bu fotoğraf. Asker e, arkadaş. Ben aktüel her akşam nasıl olsa buradayım. Ama eğer bu fotoğrafınız aktüelse o kellik şeyimi geri alayım o zaman. Siz kel değilsiniz. Kellik başlangıcında olan biri benim gibi diyebilirim size. Tabii ki espri yapıyoruz. Kel değilmiş arkadaş. Onu da söylerim. Çok üzüldüm. Ben kel bekliyordum arkadaşım. Olmadı. Asker arkadaş bu olmalı gerçekten. <laughs> Neyse. Ee, nerede kalmıştık arkadaşlar? bu ırkçılıkla ilgili bir haber var. Onu da ben aktarayım. Ondan sonra diğer habere geçeyim. Önemli bir haber daha var. Şimdi Türkiye'de ırkçılık almış başını gidiyor biliyorsunuz. Ve AFAD tarafından kurulan ve içinde Malatyalıların bulunduğu çadırların girişine gördüğünüz gibi Türk yazılmış. Suriyelilerin bulunduğu çadrada numara vermişler. Anladınız değil mi? Ee, Maraş merkezi deprem nedeniyle büyük bir yıkımın meydana geldiği 11 kentte 1.74 1.74 milyon Suriyeli mülteci yaşıyormuş. Yıkımının ardından yerlerinden olan mülteciler barınma sorunu yanı sıra ırkçı saldırılar ile karşı karşıya kaldığı bir haber paylaştı. Mezopotamya Haber Ajansı haberde şöyle e, enkaz altında kalan Suriyeliler kimlikleri anlaşılmasın diye Arapça yardım istemediklerini belirtiyorlar. Irkçılığın geldiği boyutu özetlerken yardımlar dağıtıldıktan dağıtılırken de Suriyelilere karşı ayrımcı bir tutum sergilendiğine dair bilgiler gelmiş diye bir haber yapılmış. Malatya merkezi AFAD'ın kurduğu çadır kentte yerleştirilen e, Malatyalıların çadırlarına Türk yazılmış. Ekranda görüyorsunuz. AFAD tarafından millet bahçesine kurulan ve içinde Suriyeliler ile Malatyalıların barındığı asker gözetimindeki çadır kentte bazı çadırların üzerinde Türk yazılmış girişine Türk yazdan bir çadırda kalan yurttaşlar Malatyalardan oluşurken Suriyeli ailelerin içinde olduğu çadırlarda sadece numara vermişler. Resmen hedef gösterme, resmen ırkçılık. Ben Almanya'da yaşayan bir yabancı olarak kendimi bir empati olarak ortaya koyarsam eğer bir çadır kent kurulsa ben gitsem o çadır kente baksam ki Almanların bulunduğu çadırlara Deutsch yazıyorlar. Yani Alman yazıyorlar. Biz yabancıların bulunduğu çadırlara numara vermişler. Vallahi ben isyan çıkardım. Anında orada isyan çıkardım ben. Ortalığı birbirine katardım. Eylem yapardım. Sokakta yürürdüm. Slogan atardım. Pankart açardım. Bu etmeyin ya. Ya sizin zihniyetiniz bu kadar mı bozulmuş ya? Onlar insan değil mi kardeşim? Sizin devletiniz bu insanları kabul etti. Onlara pasaport verdi, oturum verdi. Onlar şu anda burada sizle, sizinle birlikte Türk vatandaşı olan var, olmayan var ama orada oturumları var ve legal bir şekilde çalışıyorlar. Dükkanları var, katkı sunuyorlar, Türkiye ekonomisini sırtlıyorlar. Onlara en ağır iş yaptırıyorsunuz, onlara dışlıyorsunuz, onlara hakaret ediyorsunuz, onlara her şey yapıyorsunuz. Bu afat ve belaların sebebi bir devletin bu kadar antidemokratik uygulamalara sahip olması ve halkına bu kadar zulüm etmesi olabilir mi sizce? Olabilir. Olabilir. Farkında mısınız? Müslüman ülkelerde bu tür şeyler oluyor. Ben depremlerin sadece Müslümanlar bölgesinde olduğunu söylemiyorum. Genel anlamıyla bütün ne kadar kirli iş varsa, pis, pis iş varsa, ne kadar e, kirli örgüt varsa, ne kadar kafa kesen örgüt varsa, ne kadar terörist varsa neden ortada oradaki bu Müslüman ülkelerinde üretiliyor? ben anlamış değilim. Yazık günah ya. İnsanları niye böyle bölüyorsunuz ya? Bu insanlar artık Türkiye'de, Türkiye'de yaşıyor. Yabancı da olsalar onların birçoğu Türk vatandaşı olmuş. Artık devlet bunları kabul etmişse, anayasada bir Türk hangi hakka sahip ise o Suriye'de o hakka sahiptir. Bitti. Avukat da olabilir, savcı da olabilir, başbakan da olabilir, bir bakan da olabilir. Şu anda Almanya'da bakan olan Türk var, Türk. Bakan olan Kürt var, Kürt. Milletvekili olan var, savcı olan var, polis olan var, hakim olan var, belediye başkanı olan Türk var. Niye Avrupa'da bir Türk belediye başkanı oldu diye milletvekili ya da ne bileyim bakan oldu diye siz manşetlere taşıyorsunuz, Türklerin gururu diyorsunuz de bir Suriyeli Türkiye'de meclis üyesi bile olamazken muhtar bile olamazken ya da olmaya kalkışırken kendinizi niye yırtıyorsunuz siz ya? Bir, bir empati yapar mısınız siz ya? Bir toplumun tümünü kötüleyemezsiniz. Suriyelilerin bir kısmı ahlaksızdır diye, bir kısmı kültürsüz, seviyesiz, soyguncudur diye siz bütün Suriyelileri kötüleyemezsiniz ya da Arapları, Kürtleri, Türkleri kötüleyemezsiniz. Hangi toplumda kötü insanlar yok söyler misiniz? Var. Ama üzülerek belirteyim ki zihniyet bozuk olduğu zaman bu zihniyeti düzeltmek gerçekten de meseledir. Şimdi değerli izleyenler, Mezopotamya Haber Ajansı bir video daha paylaştı ve cenaze aracı verme, e, verilmedi diyor bir vatandaş. Babasını da kucağında mezara taşımış. Şimdi onu izleyelim. Ya şehir tamamıyla kapkaranlık bir şehir oldu. Her kurum açısından beri. Ondan sonrasında millet net sevlerini boşalttı. Tabelerini boşaltamayanlar enkaz altında kaldı. Ee, ben hani ailemden olsun, sevdiklerimden olsun, ya akrabalarımdan olsun kişiler aramaya çalıştım. Ama açık söyleyeyim. Hani bir saatte sadece bir kişiye ulaşabiliyordum. Operatörler kadar azdı. Çünkü patlar... Neredeyse yani bir canlı yayındayım acil bağlı. bir şey varsa söyle yoksa ben yayınıma geliyor. devam etmem gerek. Sonrasında hani e, bu zaten şunu söyleyeyim. Bu, mobil vericiler falan sonrasında geldi. Biz ilk 3 gün, 4 gün iletişim alanında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hani birine ulaşacağız. bir ulaşmak için bir saat boyunca telefonu e, işte arıyoruz, 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 arıyoruz. Hani kimse birbiriyle iletişim de Ondan sonra biz sabahına hani bir hava aydınlandı. Artık insanlar yavaş yavaş olayın bir hani şokunu atlattır gibi oldular böyle. Neyin ne olduğunu anlamaya başladılar. Zaten ilk iki saat, üç saat insanlar neyin ne olduğunu anlamadı. Hani deprem mi, başka bir şey mi, bir felaket mi? Hani ya da işte ben kendi evimden çıkıp evin yanındaki evi görene kadar ben dedim ya hani normal bir sallandık. Ondan sonrasında şimdi biraz sonra evimize tekrar çıkarız. Uyumaya devam edelim. Hani bunu düşünen birçok arkadaşımız da böyle var. İşte evinden çıkan diyor ki ya ben şunun yanına gider uyurum. Sallandık işte e, birlikte uyuyalım. Korku için. Şimdi deprem bölgesinde yaşananlar eğer gerçekten film yapılırsa bu depremzedelerin bu konuşmaları, bu isyanlara, bu çağrılara, bu hükümete yönelik söyledikleri eğer gerçekten de bir film haline getirilirse varsa, var ya belki de dünyada en çok izlenen film olur. İnan bana. Bir, keşke bir yönetmen akıl de böyle bir şey yapsa yani bu gerçek görüntülerle gerçek e, o halkın yaşadığı sorunları dile getirse ama hükümet ona da izin vermiyor. Evet gerçekten de yasaklar ülkesi ülke e, Türkiye. Neden yasaklar ülkesi? E, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 2005 hesap yöneticisinin belirlendiğini duyurdu. Yani troller 1005 hesabı şikayet etmişler. Biz açılımını yapalım. Emniyet kendisi bunları tespit etmiyor. AKP'nin trolleri ve MHP'nin trolleri yani hükümetin trolleri bu hesapları buluyor. Kendilerine göre bir yanlış cümle varsa hükümetin aleyhine olabilecek olasılık bile varsa ona hemen Onların bellediği numaralar var, cimir var, bilmem ne var falan bildiriyorlar. Ve emniyet de hemen onları işleme koyuyor. Hemen anında işleme koyuyor. Bakmıyor bu hesaplar niye bunu yapmış, bu haberi neden yapmışlar. Ve devamında diyor ki bu kapsamda haklarında işlem başlatılan 575 kişiden 141 kişi gözaltına alındığını duyurdu Emniyet Genel Müdürlüğü. Provokatif içerikler. Onlara göre provokatif içerik gerçekleri duyurmaktır onlara göre provokatif içerik depremdeki insanların sesini duyurmaktır ya da yalan söylememektir, iftira atmamaktır. Neyse objektif haber yapmak, paylaşım yapmak onlara göre çünkü işlerine gelmiyor. Depremdeki bir eksikliği dile getirmek onların işine gelmiyor. Bir vatandaşın sesini duyurmak onların işine gelmiyor. Ne bileyim yağmur damlasının e ya da yağmurdan etkilenen içine su giren bir çadırın haberini yapıp e, yaymak onların işine gelmiyor. Kızılay'ın sahtekarlık yaptığını, Kızılay'ın e, bir dükkan gibi, bakkal gibi bir manav gibi ya da ne bileyim bir e, şey restoran gibi çalıştığını, market gibi çalıştığını haberini yapmak, paylaşmak onlara göre provokatif içerik olarak görülüyor. Çünkü sosyal medya yasası çekti ve sosyal medya yasasına göre. Bunlar o yasayı peyde pey az önce iki gazetecinin tutuklandığını ben açıklamıştım hatırlarsanız. Şimdi değerli izleyenler <laughs> e, evet bu haberi geçtik. Rojava'da da durum kötü. E, 5000 bin üzerinde insan yaşamını yitirdi. Rojava derken Suriye'nin kontrolünde olan, çetelerin kontrolünde olan ve Rojava özel yönetimini kontrol olan bölgelerin toplamında 6000'e bine yakın insan yaşamını yitirdi. Halen insanların enkaz altında olduğu ve birçok bölgede binadan da haber alınamadı bilgileri geliyor. Çünkü orada çok sağlıklı haberler gelmiyor onu söyleyelim. Değerli izleyenler depremin vurduğu Suriye'de Şam hükümeti depremzedelere göndermek istenilen yardımların geçişine halen izin vermedi. Birçok noktada sorun çıkarıyorum. Konuya ilişkin haber haber ajansına konuşan Efrin ve Şerpa Kantonu meclisi eş başkanı Melek El Hüseyin Şam hükümetinin bölgede ağır bir ambargo uyguladığını belirterek Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından sağlanan ve diğer bölgelerden gönderilen gerekli malzeme ve yardımların kantona girişini kontrol noktaları üzerinden izin vermiyorlar ve el koyuyorlar açıklamasını yaptı. En son e, Şam hükümeti 60 e, akaryakıt tankerine el koyduktan sonra 100 tankerin bölgeye girişine de izin vermedi. E, ni paylaştı Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetimi adına. Şimdi değerli izleyenler bugün e, bir saldırı gerçekleştirildi, bir suikast saldırısı gerçekleştirildi ve Şengal'de biliyorsunuz ara ara iki haftada bir, bir ayda bir, iki ayda bir mutlaka Türk Devleti orada bir suikast saldırısı gerçekleştiriyor Şengal'ın bara ve köy yakınlarında. Türk Devleti'ne ait bir SİHA ile bir e, araca saldırı düzenlendi. Rojnivs bu haberi son dakika e, olarak geçti. İlk bilgilere göre 3 kişinin yaralandı ve bu kişilerin hastane kaldırıldığı bilgileri paylaşıldı. Daha sonra bu akşam saatlerinde ben tam yayına hazırlandığım sırada Yebeşe bir son dakika açıklamasını yaptı. Yebeşe Genel Komutanlığı bir açıklama yaparak Şengal'de e, Türk Devleti'nin sihalarla düzenlediği e, saldırı sonucu Yebeşe komutanları Pir Çeko ve Agir Çev e, Jeffry'nin şehit olduğunu ve bir savaşçının da yaralandığını duyurdu. Değerli izleyenler açıklamada ezidi halkına yönelik bu saldırının ilk olmadığını belirtti. Yebeşe ve Türk devletinin bu saldırıları ezidi soykamının devamıdır. Ezidlerin kendilerini koruma ve yönetme haklarına yönelik bir saldırı söz konusu e, açıklamasını yaptı. YBŞ e yaptığı açıklamada. Şimdi değerli izleyenler dikkatinizi çeken bir şey var mı bilmiyorum ama deprem başlar başlamaz e, saldırılar biz şöyle tahmin ettik biz dedik ki herhalde biraz saldırılar bir ara verir yani saldırılar biraz durur dedik e, belki ne bileyim ortalık yumuşar dedik hatta ee, KCK pardon KCK hemen depremin ikinci günü bir açıklama yapmıştı ve o açıklamada kendi Türkiye içerisindeki militanlarına talimat vermişti. Eylem yapmayın talimatı vermişti. Size bir saldırı olmadan hiçbir eylem yapmayın. Yani bir eylemsizlik süreci başlatmıştı. Ardından Roja ve Özerk yönetimi silahları susturma o dönem yani hatta saldırılara cevap vermeme anlamında bir karar almıştı. Türk devleti depremin ilk gerisinden bugüne kadar 22 gün oldu. Onlarca kez uçaklarla, yine toplarla, yine sihalarla Kürt bölgelerine, Rojava'ya, Güney Kürdistan'a e, ve işte Şengal'e saldırmaya devam ediyor. E, deprem dinlemiyor. Yani bir felaket yaşandı. 15 milyon insan o bölgede etkilendi ve bütün dünyayı etkileyen, bütün dünyayı üzen, herkesi üzüntüye bozan, boğan bir deprem bir felaket yaşandı. Bu felaketin yaraları sarılmaya çalışılırken bütün Kürtler seferber olmuşken, e, siyasi partiler seferber olmuşken, insanlar e, sefeber seferber olmuşken o insanların yaralarını sarmaya çalışırken Türk devletinin halen Kürtlere yönelik o e, saldırısı, o henci, o kini durmuyor. Daha önce olduğu gibi Erdoğan bu depremde neden bu saldırıları durdurmadı diye sormak gerekiyor. Afatlarda genelde 1999 ben Marmara depremini iyi hatırlıyorum. Sizler hatırlar mısınız bilmiyorum ama o Marmara depreminin hemen ilk gününde PKK ateşkes ilan etmişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta o dönem birçok Kürt eleştiri yapmıştı. Ya işte deprem vurmuşken siz de vursaydınız falan filan diye. Yani kendim bizzat şahit olduğum tartışmalara katıldım, sohbetlere katıldım olmuştu. Birçok insan demişti ya depremden bize ne? Yani bu fırsat varken devlet bu kadar sarsılmışken siz de vursaydınız diye. Ki o zaman da Öcalan yeni yakalanmıştı ve onunla birlikte deprem olduğu Tam şeydi yani tam bir muğlaklık durumu vardı. Ama o dönemde bile PKK ateşkes silahı etmişti. Birçok eleştirilere eleştiriye rağmen bu depremde de yine KCK e, e, bir anlamda ateşkes sayılabilecek silahları susturun açıklamasını yaptı. Yine özel yönetim öyle. Ama halen de Tayyip Erdoğan hükümeti durmuyor. Mazlum etti. Üç gün önce, 3 günde değil mi? 3 gün önceki açıklamasında ne diyordu? Yani halen e, Ahmet'te birçok savaş uçağı kalktı. Evet evet onlar keşif uçaklardır. Kendi Ahmet diyor. Doğrudur. Birçoğu keşif uçağı var, birçoğu da gidip Güney Kürdistan'ın dağları taşları bombalayıp geliyor. Ve Mazlum Abdi ne demişti? Yani Erdoğan'ın saldırı planı halen masada duruyor ve Erdoğan bu depremi, deprem Erdoğan'ı ilgilendirmiyor. Yani Allah'ın lütfu diyorum ya, deprem gerçekten de Erdoğan'ı ilgilendirmiyor. Eğer deprem AKP MHP iktidarını ilgilendirmiş olsaydı en azından şunu düşünürlerdi ya...